arkadaşlar, ne yapıyoruz anne? Sen orada otur, hiçbir şey yapma. Tripodum, boya kalemlerim, keçeli boya kalemlerim. Bir de ben. Bir de benim defterim. Papırdak mutfağı yapıyoruz. Bakın burası Tokalife bölümü. Biliyorsunuz burayı, sırayla tek tek yaptık. Hepsinin yapılışı kanalımızda var. Ve bizimle birlikte yapan arkadaşlar, dur anneciğim bir şey göstereceğim. Bizimle birlikte bu sayfalarla, bizle birlikte hepsini tek tek yapan arkadaşlar, Elif Sinem YouTube Instagram adresinden bana DM'den tek tek yaptıklarını gösterdiler, gönderdiler. Oradan mesajlarına cevap verdim, konuştuk, kalp attım, değil mi Elif? Sonra ne yaptık arkadaşlar? Papırdak evine geçtik. Papırdak evinde, evin girişi, salon, şu karpuzlu koltuğa bayılıyorum. Sonra yatak odasını yaptık. Elif yeni mi görüyorsun? Aa, şaşırdı. Yatak odası, gardırobu, yatağı ve çalışma masasını yaptık. Şimdi buraya mutfak yapıyoruz. Ben yapıyorum. Ben çizeceğim, birlikte boyayacağız, anlaştık mı? Hayır, hadi sen geç karşıya. Ben çizeyim. Sen nasıl çizeceksin anneciğim? Geç karşıya. Sen de kendine ayrı bir defter yapsana, bak senin yaşındaki arkadaşların benimle birlikte bütün Tokalife defterini benim çizdiler. Benim defterim yok. Defterin mi yok? Aşk olsun Elif. Senin de yok, yok anneciğim, aşk olsun gerçekten. Senin de defterin yoksa artık pes yani. Anne, ama sen yapın. Bu keçeli kalemle, aynen ben yapıyorum. Elif Sinem boyu, Elif Sinem yapmasına fırsat kalmıyor arkadaşlar. Şimdi değerli tripoduma telefonumu takacağım ve birlikte papırdak mutfağını, bu neymiş, boya bulaşmış, yapacağız. Buraya mutfağı yapalım hep birlikte. Papırdak mutfağı. Arkadaşlar başlayalım. Mutfağımızı buraya yapalım birlikte. Şu an spontane öyle kafadan atmaca bir şeyler çizeceğiz. Aynı diğerlerini yaptığımız gibi. Tokalife'da bakarak yapmıştık. Şuralarda takıntı oldu ya, çıkaramıyorum da. Şimdi şöyle bir buzdolabı çizeceğim. Yamuk yumuk. Kusura bakmayın, biraz kötü çiziyorum. Burası buzdolabı. Şöyle gidelim. Bu buzdolabı olsun. Buzdolabı ters olsun. Şöyle buzdolabını çizelim. Bu alt tarafı buzluk olsun. Bu üst tarafı da normal kapağı olsun. Arkadaşlar kötü resim nasıl çizilir? Hadi birlikte öğreniyoruz. Böyle gelişi güzel çizeceğim vallahi. Şimdi bu papırdan buzdolabı. Buraya bir tane de su bölümü yapalım mı? Havalar ısındı şu an, var ya, evler de sıcak. Birazdan yola çıkacağız. Antalya'ya gidiyoruz. Şurayı şöyle yapalım. Su doldurma bölümü. Şurada tuşlar olsun. Şurada musluğu olsun. Burada da bardak koyma bölümü olsun. Şimdi sıra geldi. Şuraya bir tezgah yapalım. Dur anneciğim. Şurada bir tezgah olsun. Artık yamuk yumuk idare edin beni, böyle çizeceğim. Yapacak bir şey yok, şöyle olacaktı. Arkadaşlar ben oynamıyorum. Evet. Elif Sinem sıcaktan. Anneciğim dayan, az kaldı havuza kavuşmana. Ay, havuz yok. Evet, şimdi sıra geldi. Tezgahını çizmeye sıra geldi. Şöyle papırdağı, bu sevimli, pofidik bir mutfak yapacağız ama yamuk yumuk bir şeyler oldu. Ben bununla keçe kalemle üzerinden gideceğim. Burası tezgah, tamam mı? Şurası da fırın olsun, ne dersiniz? Yemekleri neyle pişirecek sonuçta, değil mi? Şöyle yapalım. Şöyle benim fırınım gibi olsun böyle. Bu fırının camı. Burada tutma yeri olsun. Şöyle. Burada da şöyle ekranı olsun. Anne, su kuşu yapacağız mı? Su kuşu mu? Su kuşu yedi, tatil yerinde yapalım. Ne dersin Elif? iPhone kuşu. Burada da fırın tuşları olsun. Bu fırını. Şimdi buraya bir tane daha dolap gözü çizelim. Gelişi güzel çiziyorum arkadaşlar. İdare edin, yapacak bir şey yok. Böyle cetvelsiz neysiz artık. Hem video çekip hem çizmem biraz zor oluyor. Hemen bunu böyle gidiyorum. Şu tarafta olsun bunun gözü. Buraya da bir tane şey yapalım. Erzak dolabı yapalım. Büyük. Şöyle olsun. Burası da erzak dolabı. Kocaman bir erzak dolabı. Şöyle çizelim erzak dolabımızı. Bunu da bitirelim şimdi. Yamuk yumuk çizdik vallahi, yapacak bir şey yok.
Burası iki göz olsun. Şöyle yapalım. Şurayı sonra keçeli kalemle sileriz. Tamamdır. Şimdi şuraya bir tane, burası lavabo bölümü ya arkadaşlar. Şuraya bir tane musluk yaptım. Tamamdır. Şuraya bir tane tatlış bir pencere. Bu da bir pencere olsun anneciğim, ne dersin? Şöyle yapalım. Bekle. Boyamayı birlikte yapacağız. Bekle. Al kalem. Bu da penceremiz. Bu da oldu, böyle oldu. İdare edeceğiz artık. Şöyle penceremiz de var. Mutfağımız tamam. Hadi birlikte şimdi bunu keçeli kalemle üzerinden gireceğiz. Dolabımız ne renk olsun? Mavi renk olsun. Yok anneciğim, onunla değil. Mavi renk dolabımız olacak. O yüzden ne yapıyoruz? Mavi ile etrafından gidiyoruz. Hadi burayı hızlı bir şekilde gidelim. İşte bu arkadaşlar, şimdi sıra geldi dolabımızı boyamaya. Dolabımızı rengarenk boyayacağım. Ben ilanlarda şey ararken, kiralık villa ararken rengarenk bir mutfak görmüştüm bir villada. Oraya gider miyiz gitmeyiz miyiz bilmiyorum ama şimdilik gidince sürpriz olacak gideceğimiz yer. Ama oraya bayılmıştım. Şimdi dolabımızın kapağını rengarenk boyayacağız. Turuncu boyayacağım. Sonra yeşil boyayacağım. Sonra sarı boyayacağım. Buzdolabını mavi boyayacağım. Şunu da pembe boyayacağım. Hadi yapalım. Acaba yeşil olarak şunu mu kullansam? Bunu kullanalım. Hadi önce buzdolabını boyayalım birlikte. Tamamdır. Hızlıca boyuyorum arkadaşlar, sıkılmayın diye. Buzdolabımız şu etrafında boyayalım. Buraları bir tık koyu mavi yapsam olurdu aslında da. Neyse böyle olsun. Tamamdır. Şuradan bir tık koyu mavi alalım. Şunların içini boyayalım şöyle. Boyamaya mı başladın? Evet anneciğim, boyamaya başladım. Dur şuraları şöyle ben yapayım. Boyayacağım. Dur anneciğim bekle. Anneciğim hızlıca boyamam lazım arkadaşlar, sıkılmasın diye. Tamam. Çok dolaplar anne. Anneciğim sen ne yap biliyor musun? Şunu boya. Şunun içini şöyle şu pembeyle boya şunun içini, şu iç kapağını. O pembe. Evet. Dış kapağı, dış çerçevesinde bununla o koyacaksın. Pembe. Evet, o pembeyle. Ben de bunu sarı yapayım. Dış. Rengarenk bir dolap yapacağız anneciğim, ne dersin? Olur. Harika olur değil mi? Böyle kalın uzlu şey yapıyorum, tercih ediyorum hemen boyansın diye arkadaşlar.
Şimdi Elif pembeye boyadı, ben sarıya boyadım. Ana o villa. Şurayı yeşil yapalım. Ana o villa böyle rengarenk miydi? Yeşil, pembe falan var mı? Evet, dolabının kapakları öyleydi biliyor musun? Buzdolabı. Belki oraya da gideriz, arkadaşlara gösteririz orayı da. Belki şeyden sonra oraya gidebiliriz. Otelden sonra mı? Şöyle, bu da turuncu olsun. Anneciğim istediğin gibi boyayabilirsin. Çerçevelerinde bunların bir ton koyusu boyayacağız değil mi Elif? Hı. Bakın rengarenk oldu. Tam papırdağa göre Elif, ne dersin? Tam papırdağa göre oldu. Şey, fırın ne renk olsun fırın? Fırın mor olsun fırın. Fırın mor muydu orada? Nerede? Biz bunu kendi kafamızdan uyduruyoruz. Ben bir yerde görmedim. Dolaban. Ha şeyde mi? Villada mı? Hı. Bilmiyorum ki anneciğim, yok ya. Fırın ya gridir ya beyazdır da. Dolabı? Biz bunu hayal gücümüze göre boyuyoruz şu an. Kesin öyle dolaplar da vardır yurt dışında. Yurt dışı değil, şehir dışı, Antalya'da anneciğim. Bu da tamam. Elifciğim çok güzel yaptı şuraya dolabı. Şuraya hangi renk? Şura koyu kahverengi olsun. Şuraya hangi renk? Onu da anneciğim istediğin renge boyayabilirsin. İstediğim rengi. Gerçekten mi? Mesela ne renk olsun perdeler? Elif Sinem şu an bir plan. Wow, çok güzel bir sarı seçti Elif. Ama ben farklı bir şey yapacağım. Hı. Bak ben de böyle yaptım. Nasıl oldu? Ben de böyle yaptım. Çok güzel oldu. Harika oldu arkadaşlar. Sonra ona mavi gelir. Şu çerçeve ne renk olsun? Mavi mi olsun? Süper olur Elif. Harika, Elif Sinem boyadı. Şimdi benim bir fikrim var arkadaşlar. Bakın ne yapacağım şimdi. Çok kötü kokuyor. Ne kötü kokuyor? Boya mı? Allah, yo çok güzel kolonya kokuyor anneciğim. Bakın şimdi ne yapacağım arkadaşlar. Ya anne. Bir dur anneciğim ya, bir sürprizim var arkadaşlara. Bilmiyorum. Burası malum neyin mutfağı? Ramadan. Şu Ramadan'ın değil, Papırdağ'ın mutfağı. Pardon şunu söyle. Papırdağ'ın resimlerini de böyle çizdik mi onun olduğu belli olsun değil mi? Şimdi şu turuncuyla. Ne çizdin? Oteli mi çizdin? Çok güzel olmuş anneciğim. Evet arkadaşlar, papırdağ mutfağı hazır. Şimdi şuraya ne yapalım biliyor musunuz? Dur bakalım bir dakika. Benim güzel bir ince kalem bulayım. Hangisi olur acaba? Bakayım. Yine aynı bu mavi olacak galiba. Şuraya bir tane şey çizelim. Ne çizelim? Şuraya bir tane halı çizelim. Hı. İşte bu. Papırdak. Civciv olsun değil mi halımız da aynı? Şey, ördek. İşte bu. Şimdi kırmızı lazım bize. Şu ibibi kırmızı olsun. Mutfağımızda çünkü hiç kırmızı yok. Şöyle renk katalım. Turuncu da gagası olsun. Tamamdır. Evet arkadaşlar, mutfağımız bitti. Şuraya bir tane şey yazalım. Papırdak. Ne çıkmıyor? Ne çıkmıyor? Çıkmayan kalemmiş. Dur bir dakika. Papırdak. Mutfak. Papırdak mutfağını çizdik arkadaşlar. Papırdağımız güle güle kullansın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.